İnsanlık ve ey insanlar, türban namusun gereği değildir, dinin gereğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda tek yetkili kurum olmalıdır. Diyanetin temsil ettiği İslam dini, Türkiye'de yaşayan her mezhebe göre en doğru olandır. Ve yüzlerce profesörü vardır. İslamiyet her canlının, her bireyin hakkını verecektir. Onun hükmü en doğru olandır. İslam'da hiç kimseye zulüm edilmez. Yahudinin, Mecusinin ve diğer dinde olanların da hakkını verir. İslamiyet'te kimseye haksızlık yapılmaz. Kim nasıl yaşamak isterse buyursun yaşasın. Ancak Müslümanım diyenlerin kuralları vardır. Bu kurallarda dünya ve ahiret saadetlerini keyiflerine kafi gelecek kadar karşılar. İslamiyet'te kimseye zulüm yapılmaz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz de bize denir. Bikini giyen de, türban takan da veya şarabını içen de bu devlette yaşar ve zulüm görmez. Kimsenin hukukuna girmemesi gerekir. Girenler İslam'la alakalandırılmamalıdır. Dünyada İslamcılar Batı karşısında kaybetmişlerse de İslam'dan hiçbir şey kaybolmamıştır. İslam bütün bilimsel görüşlerin, bütün değerlerin üzerinde tazeliğini korumaktadır. İnsanlık hangi dinden olursa olsun İslam'ın ahkamıyla hayat bulmaktadır. Birbirini sevmek düsturu İslam'ın malıyken artık Batı kendi öz değeriymiş gibi kullanmakta ve tekrar bize satmaktadır. Batı insan haklarını, temizlik kurallarını İslam'dan almasına karşın bunu sımsıkı sahiplendi. Yani İslam'ın değerlerini kullanması gereken Müslümanlardan çıktı. Doğru sözlülük, güzel huyluluk, güzel ahlak gibi davranışlar Batı'ya geçti. İslamiyetse Batı'yı doğuruyor. Ayşeler, Fatmalar, Michael'ları, Madonna'ları doğuruyor. Televizyonlar dizileri hem çıplaklığı hem de flörtü özendiriyor. Zina, namus kavramları hiçe sayılıyor. Batı İslamiyeti, İslamiyetse Batı'yı doğuruyor. Kavak kelleri, zoraki koca, Selena, Seda Sayan gibi dedikodu programları bunlardan sadece birkaçı. Bu çağda bu kafa diyenlere bir çift sözümüz var. Kontrolsüz ve denetimsiz hayat çocuklarımızın geleceğini kararttığı gibi istenmeyen sonuçlarını da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Hastaneler hastalarla, dağlar teröristlerle. Sokaklar kapkaççılarla doldu. Gelişmiş ülkeler bu ahlak dışı yaşamdan çok çekti. Biz ise bu çağda Batı'nın sefih yüzünü almaya çalışıyoruz. Evlilik dışı ilişkiler insanları çığırından çıkardığı gibi gayrimeşru lezzetin sonucu elemli bir gelecek, sakat bir nesil, düzensiz ve gayesiz bir hayattır. Dahası yaz sezonu girer girmez televizyonda çıplaklığı özendiren reklamlar, anadan uyuyan klipler, Allah için örtünmeyenler sanat için soyunuyorlar.
dondurma, kredi kartı, giysi, araba, banka, jilet, aklınıza ne tür ürünler gelirse gelsin, çıplaklık ön sırada yer alıyor. Allah için örtünmeyenler sanat için soyunuyorlar. Özellikle yaz sezonu boyunca düzenlenen mezuniyet törenleri ilginç bir hal almaya başladı. Küçücük kızların kuaförlerde süslenerek en ağır makyajlarla 17-18 yaşında birer küçük kadına dönüştüğünü, okul formalarını sıyırıp genç kızlıktan yetişkinliğe ani bir geçiş yapıyorlar, kadın oluyorlar. Bakınız çevrenize, mutlaka bir ikisine rastlayacaksınız. Gittikçe çoğalıyorlar. Televizyondan gördükleri sahte magazin dünyasına ait olmaya çalışıyorlar. Anneler, babalar çocuklarını elleriyle topluma mal etmeye uğraşıyorlar. Akılları, fikirleri dış görünüşte. Anneler, babalar çocuklarını ateşe atıyorlar. Allah için örtünmeyenler sanat için soyunuyorlar. Biraz daha paralı olanlar marka düşkünü, parasız kesim ise markanın taklidi peşinde. Şimdilerde ince gözükmek, ünlü olmak, mümkünse ne yapılması gerekiyorsa yapan gençler pek yorulmadan çok para kazanmak peşinde. Helal haram kavramı düşünmeden çok para kazanmaksa gayrimeşru işlere tevessülden geçiyor. Ey insanlık, biliniz ve bilmelisiniz ki 350 milyar insan yaşadı ve öldü gitti. Bu gelişler ve gidişler gayesiz değildir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bizi hayvandan ayıran düşüncedir. İnsanlık ve ey insanlar, türban namusun gereği değildir, dinin gereğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda tek yetkili kurum olmalıdır. Diyanetin temsil ettiği İslam dini, Türkiye'de yaşayan her mezhebe göre en doğru olandır. Ve yüzlerce profesörü vardır. İslamiyet her canlının, her bireyin hakkını verecektir. Onun hükmü en doğru olandır. İslam'da hiç kimseye zulüm edilmez. Yahudinin, Mecusinin ve diğer dinde olanların da hakkını verir. İslamiyet'e kimseye haksızlık yapılmaz. Kim nasıl yaşamak isterse buyursun yaşasın. Ancak Müslümanım diyenlerin kuralları vardır. Bu kurallarda dünya ve ahiret saadetlerini keyiflerine kafi gelecek kadar karşılar. İslamiyet'te kimseye zulüm yapılmaz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz de bize denir. Bikini giyen de, türban takan da veya şarabını içen de bu devlete